Evelallah bu seçimlerde de farklı olmayacak. Millet yine liderine sahip çıkacak. Millet namerdi değil, dostlarımızı, bizi sevenleri mutlu edecek. Gereken neyse onu yapacak. Çorlu'da da öyle olacak, Tekirdağ'da da öyle olacak, benim endişem yok. Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, TÜKVA Çorlu ve Muratlı ilçe temsilciliklerinin açılışı için Atatürk Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde %5,7 büyüme oranını yakaladığını söyledi. Seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsatan Erdoğan, bu seçimlerin de diğer seçimlerden çok farklı olmayacağına inandığını aktardı. Milletin yine liderine sahip çıkacağına inandıklarını kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Evelallah biz gençlerimizle beraber Türkiye'nin 21. yüzyıla damgasını vurduğunu göreceğiz. Çünkü dünya kültürel olarak da, sosyal olarak da, siyasi olarak da, ekonomik olarak da çok çalkantılı sularda seyrediyor. Gerçekten çok ciddi çalkantılar, çok ciddi belirsizliklerin içerisinde ilerleyen bir dünya var. Biz Türkiye olarak şanslıyız, böylesine güçlü bir liderimiz var. Ekonomik manipülasyon yapıyorlar, seçimlerde ekonomi üzerinden oy istiyorlar. Sanki yerel seçimi kazanınca ekonomiyle ilgili bir şey yapacakmış gibi milleti kandırmaya çalışıyorlar. Ekonominin iyi olmasını istiyorsak bu seçimlerde liderimizin güçlü olduğunu bütün dünyaya yeniden haykırmamız gerekir ki ekonomide adımlarını atarken bütün dünyaya istikrarın sapasağlam yerinde durduğunu gösterebilelim. Hedeflerinizi yüksek tutun. Hedeflerinizi yüksek tutun ki şu kaybettiğimiz zamanları tamir edebilelim. 200 yılı aşkın süreyi bize kaybettirdiler. Kim kaybettirdi? İşte düşmanlarımız kaybettirdi. Onların içimizdeki işbirlikçisi hainler kaybettirdi. Kendine güveni olmayan ezik aydınlar kaybettirdi. Sizler onların çok daha ötesinde ufukları kurabilecek cesarete, özgüvene sahipsiniz. Yoksa 15 Temmuz olabilir miydi ya? Konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindekiler kurdeleyi keserek temsilciliklerin açılışı gerçekleştirildi. Abi.